Ergün Diler İlan var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan 9 Eylül'de 99 gençle anıt kabiri ziyaret edecek haberini önceki gün gördüm. 9 Eylül üzerinden bir basınç oluşturulması, Tarkan konseri, Kemal Bey'in ısrarlı adımlarla Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkması, İmamoğlu'nun son dönemde tatili bırakıp görev başında fotoğraf vermesi, Meral Hanım'ın İmamoğlu'nun makamında ziyaret etmesi gibi pek çok konu üst üste geldi. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İstanbul'un her yerine 9 Eylül'ü kazıması gözlerden kaçmıyordu. İlk kez oluyordu. Zaten bilinen olaylardı bunlar. Neyse. Ancak dün gazeteleri elime aldığımda önemli bir detay, önemli bir kırılma, önemli bir ayrışma gözüme çarptı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için verdiği ilanlar sadece Cumhuriyet gazetesine gidiyordu. Kemal Bey'in öne çıktığı ilanlarda Yaşasın Halkın Partisi, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi sloganları yer almaktaydı. Bir de alt taraflarında geliyor gelmekte olan şeklinde bilinen şablon. Bu önemliydi. Kendi tespitlerim vardı ancak arka planı öğrenmek istedim. Bunun için yapılacak tek bir şey vardı benim için. CHP'yi avucunun içi gibi bilen dostuma ulaşmak. Öyle yaptım. Kısa bir süre sonra döndü. Sorularımın rengini anladı. Gülümsedi. Abartmıyorum CHP'de kim varsa nabız sayısını bile biliyordu. Herkesi ayak izlerinden bile tanıyordu. Konuyu hemen gazetelere verilen ilana getirdim. Kemal Bey hatta CHP İstanbul İl Örgütü neden sözcüye değil de Cumhuriyet gazetesine ilan yağdırıyordu? Bunun arka planında ne vardı? Dostum uzun cümle kurmama izin vermeyeceğini biliyorum diyerek söze başladı. Araya girip, Gerçekten kısa kısa ve özden gitmek istiyordum. CHP'de altılı masada neler oluyordu? Okuyucunun da bilmesi gereken buydu. Cümleleriyle kestim. Devam etti. Öncelikle ana sorun para. İmamoğlu CHP'ye pek bir katkı sunmuyor. Parti teşkilatı zorlanıyor. Bu zorluğu başka isimlerle aşmak istiyor. Bu da içerideki sıkıntıyı büyütüyor. İmamoğlu ayrı bir oluşumun parçası gibi davranıyor. Yani İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı için aday mı? Kemal Bey pek çok kez bunun önünü kesti. Kestiğini sandı. Ancak İmamoğlu herkesle görüşüyor. Kemal Bey ile aynı yolda değil, aynı hassasiyetleri paylaşmıyorlar. Hazırlık yaptığı da sır değil. Yani ekonomik olarak 2023'e mi hazırlanıyor? Ekonomik tarafına girmek doğru değil. Şimdi hazırlık var. O zaman biz görmesek de yollar tamamen ayrıldı. Kemal Bey'in ilan verdiği gazetede kendisine çok yakın iki isim var. Biri eski partili, Bunlar İmamoğlu için topladıkları bilgileri dosyalarla Kemal Bey'e sunuyorlar. Bunları gören Kılıçdaroğlu her defasında İmamoğlu ismi altılı masaya hiç gelmedi şeklinde cevap veriyor. Yanına Mansur Yavaş'ı da katarak. Kesip atıyor yani. Aynı sıkıntı sadece Cumhuriyet ve Sözcü ile sınırlı değil ki. Halk TV konusunda da sizlere yansımayan bir gerginlik var. Mesela gerçekte patron kim sorusu net cevap bulabilmiş değil. Herkesin bildiği ancak Türkiye'ye gelemeyen önemli bir isimden ciddi olarak söz edilmekti. O ismi söyledi, ben de saklı. Kemal Bey'le olan durum Canan Kaftancıoğlu'yla da aynı sanki. Ne dersin? İmamoğlu'yla Canan Hanım arasındaki gerginlik ya da sorun yeni değil. Bilen biliyor, Canan Hanım Ekrem'e karşı. O da şundan Ekrem İmamoğlu yanında akıllı insan istemez. Canan Hanım'la çalışma şansları hiç yok. Muhtemelen seçimler yaklaşırken bunu daha net göreceksiniz. Peki İyi Parti'nin Mansur Yavaş açıklamalarını nasıl anlamalıyız? İmamoğlu'na herkes mesafe koyuyor. Açıklanmayan bu siyaseten, ilke olarak gidilecek yol olarak İmamoğlu herkese uzak. Altılı Masa bunu biliyor. Kemal Bey de paylaşıyor, bilgilendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İmamoğlu'nun önünü kesmesinin nedeni bu. Peki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP lideri için kullandığı "Kemal Bey şike adayıdır" sözüne nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Ümit Bey orada Kemal Bey'e yüklenirken İyi Parti gibi Mansur Bey'i öne çıkardı. Zafer Partisi lideri 2023'ü Mansur Yavaş'ın ilk turda alacağını düşünmekte. Peki ben sorayım buna ilk tepki nereden geldi? Abdullah Gülden. Hem Mansur Bey'i hem de yaptığı işleri küçülttü. İyi Parti de gülü istemedi. İstemiyor çünkü. Ayrıca Ümit Bey'in Kılıçdaroğlu için düşündüklerini İmamoğlu için düşünen çok isim var. Hepsi Kemal Bey'in yanında ve altılı masada. Dostum pek çok şey söyledi. Hepsini buraya taşıma şansım yok. Ancak sözcü yazarlarıyla Cumhuriyet yazarları arasındaki frekans farklılığı da ortadaydı. Altılı masaya gelmeden CHP kaynıyordu. Söylenmese de İmamoğlu güçlü bir figür olmakla beraber aynı yolda yürüyen bir isim değildi. İmamoğlu masayı dağıtır mıydı? İşte bu sorunun cevabını yakında göreceğiz. Dışarısız masada anladığım kadarıyla sorun büyük çok büyük. İmamoğlu'nun 23 Nisan'da Sözcü'ye verdiği röportajdaki sözleriyle yazıyı bitirelim. Belki durum net olarak anlaşılır. Türkiye'nin meselesi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında. Çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu, altılı masa her CHP'li genel başkanının aday gösterilmesini ister, ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, Sayın Kılıçdaroğlu'dur, günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok, en doğru kararı vereceklerine inanıyorum, ancak Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da avta atmıyor, kendi sorumluluğunun da farkında Ekrem İmamoğlu İbebe Başkanı, tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı, tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin %45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Not, aslında İmamoğlu diyeceğini demiş. Ne dersiniz? Ergün Diler Takvim Hilal Kaplan Düşmanlar Arasında Köprü Kuran Lider Türkiye'nin uluslararası ilişkilerin zıt kutuplarında duran ülkelerle aynı anda iyi ilişkiler yürütebilmesi son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde. Nedeni hali hazırda sıcak savaş halindeki Ukrayna ve Rusya ile yürüttüğü başarılı mekik diplomasisi. Öyle ki bir yandan Putin ile görüşüp ardından Zelenski ile bizzat Ukrayna'da temas kurup tahıl meselesi gibi krizlerde olumlu sonuçlar doğuran, ara buluculuklar yapan yegane lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öyle ki Fransa lideri Emmanuel Macron Türkiye'nin bu biricik rolünü kıskandığını gizlemiyor. Geçen hafta Paris'te büyük elçilere hitap eden Macron, Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister diyecek kadar ileri gitti. Türkiye'nin düşmanlar arasında köprü kurmayı başaran dış politikası sadece Rusya-Ukrayna eksenine has değil. Benzer bir durum aslında yıllardır Bosna Sırbistan ilişkilerinde yaşanıyor. Erdoğan'ın son Balkan ziyareti bunun en güzel örneği. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Bosna Hersek sonra da Sırbistan'da büyük bir samimiyetle karşılandı. Bölgeden ajansların servis ettiği görüntüler, görseller bunun en büyük kanıtı. Çok değil bundan sadece 30 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde savaşan her iki tarafla da yakın ilişkiler yürüten az sayıda ülkeden biri Türkiye. Cumhurbaşkanının soykırıma maruz kalan Bosnalıları önce ziyaret etmesi, bağımsız Bosna Hersey'in ilk lideri Aliya İzzetbegov için mezarında dua etmesi gibi detayların da altını özellikle çizmek gerek. Erdoğan'ın İzzet Begoviç'in mezarında dua ettikten sonra İslam Birliği'nin yeni hizmet binasına giderek müftülere hitap etmesi de bir başka diplomatik mesaj. Çünkü Osmanlı İmparatorluğundan bize miras kalan Müslüman Bosna halkının Türk dış politikasında çok ayrı bir yeri olduğunu bilen biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hırvatistan'ın Sisak şehrinde İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılması da Balkanlardaki Osmanlı mirasına sahip çıkma siyasetinin bir diğer parçası. Geçen hafta Batı ülkelerinin vize konusunda Türkiye'ye uyguladığı çifte standardı köşemde gündeme getirmiştim. Dökülen onca para, toplanan evraklar ve bürokratik çileye dönüşen vize mevzuunda bir de keyfi red sopasının devreye girdiğini aktarmıştım. Bir yanda Türkleri vizeyle yıldırmaya çalışan Batı varsa, diğer yanda da Türkiye'nin ata topraklarında kurduğu ilişkilerin meyvesi olan, karşılıklı olarak alınan kimlik ve seyahat kararları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ziyaretinin en önemli sonuçlarından biri de bu oldu. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sadece kimlik kartlarını kullanarak Bosna Hersek'e seyahat edebilecek. Benzer bir karar Sırbistan'la da alındı. Yani iki bölgesel rakip koşulsuz, şartsız Türk vatandaşlarına sınırlarını açtı, Türkiye de aynı adıma attı. Özellikle Batı Avrupa, Ukrayna Savaşı, enerji krizi gibi meseleler nedeniyle gün geçtikçe korumacı politikaları devreye sokarken, Türkiye'nin tüm soğukkanlılığıyla Avrupa'nın bir parçası olan Balkanlarda yürüttüğü bu açık kapı politikasının ara buluculuk rolünü, ve Türkiye'nin diplomasideki ağırlığını güçlendireceği su götürmez bir gerçek. Tam da bu nedenle Macron gibi liderler eski alışkanlıklarıyla masa kurucu olamamanın hezeyanını dışarı vurmak yerine Türkiye'nin emek ve temas diplomasisini yakından takip etmeli. Hilal Kaplan, Sabah